İstanbul'a gelmiştim. İsrail'e gidiyor. TÜVESAŞ'tayız. Takriben zannediyorum bundan 20 gün evvel bir daha buradaydım. 29 Mayıs'ta buradaydım. Aşağı yukarı işte aşağı yukarı 20 gün oldu. İşte benden sonra Sayın Bakan sağ olsun TCD yetkililerinden buraya geldiler, treni gezdiler. İşte bu hafta da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındaydık. Bu malum işte kıdem tazminatına ilgili. İşte oradan da TÜVESAŞ konu oldu. Zannediyorum telekonferanslar mı katılacak, ne olacak onu da tam bilmiyorum ama burada ne oldu, ne gittiğini A'dan Z'ye biliyor. Yani bakan anlatmış kendisine. Sonra da biz özetini anlattık. Sonra dün akşam da Binali Bey'le beraber döndük bu tarafa. İşte Binali Bey diyor benim dönemimde başlattık. Doğru diyor. İşte 2013'ten itibaren devam eden bir süreç bu milli trenle ilgili. Yani Türkiye'de ilk defa işte milli, yerli bir tren yapılıyor. Onda bu fabrikanın yapması. İşte bu fabrikada ben 50 sene evvel buraya okula girdim, işe girdim. İşte şu anda da o fabrikanın temsilcilik odasındayım. Ben zaman zaman sıkıldığım zaman Ankara'da Adabazan'a kaçıyorum. İşte sıkıldığım zaman da buraya geliyorum. Şimdi malum kamuoyunun gündeminde son 15 gündür işte kıdem tazminatı var. Maalesef kıdem tazminatı 40 senedir hep kamuoyunun gündeminde var. Hangi bakan çalışma bakanı oluyorsa sanki bir kere nasıl mübarek Ramazan ayı her sene ülkeye geliyorsa kıdem tazminatı da bir kere ülke gündemine geliyor. Şimdi birazcık bu bakan birazcık uzattı. 2 sene oldu fazla gündeme getirmedi. İşte bu 15 gün oldu gene gündeme geldi. Şimdi özeti şu işin. İşte Türkiye'de anlatmadığım yer kalmadı. En sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Bununla ilgili gelişmeleri, tedirginliğimizi, kaygılarımızı, yapılmak istenenin tamamını işte çarşamba günü anlattık. Ben anlattım, benim dışımdaki işveren örgütleri anlattı, herkes anlattı. Şimdi yapılmak istenenle ilgili elimizde resmi devletin bize yolladığı bir tane belge yok. Resmi bir tane yazı yok. Bu bildiklerimiz bizim nereden? İşte bu bildiklerimize bize bir kere briefing verdiler. O briefingten önümüzdeki kameralardan, önümüzdeki televizyonlardan bize anlattıkları bilgi yahut işte kamuoyunda ajansın dağıttığı bilgi. Yani elimize ne işçi örgütlerinin ne işveren örgütlerinin elinde resmi bir bilgi yok. Ama bizim edindiğimiz, gördüğümüz işte o verdikleri briefingdeki bilgi hiç iç açıcı değil. Şimdi kıdem tazminatı çalışma hayatının temel direği. Kıdem tazminatı hem işçinin hem işverenin bu çalışma barışından, iş kanunundan, sendikal örgütlenmeden, iş yerindeki işçinin güvencesinden, işverenin güvencesinden herkesi kapsayan bir sistem. Yani bu sistem, bu getirilmek istenen sistem Kore'de var, Brezilya'da var, Avusturya'da var, İtalya'da var. Şimdi Kore, Avusturya ile ilgili sisteme bizim uzmanlar baktığı zaman işte sisteme girmek mecburi, çıkmak serbest. İşte ilk zaman %90'ı giriyor sisteme, %100'ü giriyor. Şimdi bana verilen bilgi, girenlerin %90'ı sistemden çıkıyor. Yani iyi bir iş olsa bunlar sistemde neye kalsınlar? Şimdi deniyor ki almayanlar var, doğru. Alanların resmi rakamı %24 civarında. Onun dışında %76 almıyor. Ama bir sene içerisinde herkes kim mahkemeye giderse tamamı noksansız mahkemeden netice alıyor. Kıdem tazminatını alıyor. Bizim tespitimize göre ülkede kıdem tazminatını alan %94, almayan %6. Bu %6 ne? İşte batan iş yerleri, kapanan iş yerleri adam battıysa, kapandıysa, mal varlığı yoksa ne devlet ondan bir şey alıyor ne oradaki çalışan bir şey alıyor. İmkan olsa da onlarla ilgili de bir yasal düzenleme yapılsa onlar da iş yeri batmasın hiçbir yerde bir sıkıntıya girdiği zaman onlar da ücretlerini alsınlar. Böyle bir düzenleme olsun. Ama bu getirilmek istenen sistemle ilgili çalışmaya gerek yok. Bu sistemle ilgili sendikalara gerek yok.
Hele bu kıdem tazminatı geriye gidiyorsa sendikacılara da gerek yok. Yani hiçbirisine gerek yok bu sistemle ilgili. Yani bu sistem kıdem tazminatı kalkıyorsa sendikalar kapatsınlar dükkanı. Yahut bu geriye gidiş oluyorsa işte bizim buralarda durmamızın bir anlamı yok. Bu sistem 15 milyon diye baktığınız zaman ülkede 50 milyonu ilgilendiriyor. Bunu kime lazımsa herkese noksansız anlattım. İşte bir tane örnek. Şimdi diyelim asgari ücretli bir arkadaşımız bir iş yerinde çalışıyor. İşte asgari ücret alıyor. Onun aldığı ücretten bu yeni yapılmak istenen düzenlemede %6 bu fona bir para kesiliyor. %6. %6'ya baktığın zaman 180 lira para tutuyor asgari ücrette. İşte bir yılda da 2000 lira oluyor. 10 yıl çalıştın 20 bin lira. 40 yıl çalıştın 80 bin lira. 40 bin lira da bir faiz ilave et üstüne etti 120 bin lira. Bu sistem diyor ki ben diyor bu 120 bin liranın diyor 1/4'ünü sana vereceğim diyor 60 yaşında. Ne oluyor? 30 bin lira verecek. Ondan sonra da diyor senin aldığın diyor emekli maaşını normal emekli maaşını alıyorsun ya. Ondan sonra da diyor sana her ay diyor işte 530 lira tutuyor şu anki rakam. Onu ilave edeceğim diyor. Akıl sağlığı yerinde olan yani hiç kimse yani buna evet demesi mümkün değil. Bu benim dediklerim işte bizim yani resmi olmamasınlar, gayri resmi olan bilgilerden edindiğimiz tablo. Böyle olmadığını inşallah umut ediyorum. İşte bize derler ki böyle değil. Biz bunu daha iyi geliştiriyoruz. Burada hiçbir hak kaybı yok. İşte önümüze belge koyarlar da işte biz de bunları söylemeyiz. Ama bu önümüze gördüğümüz tablodan bu işin sürdürülmesi mümkün değil. Bu işi kabul etmek mümkün değil. Ülke işte bir mikrop belasından hala kurtulmuş değiliz. İşte Libya olayı ortada, Suriye olayı ortada. Şu an Haftanin'de insanlarımız var. Bu saydığım her yerde işçinin, emeklinin, çiftçinin, herkesin çoluk çocuğu oralarda bu ülke için can vermeye devam ediyor. Yani her yerde can vermeye devam ediyor. Herkes seyrederken her gün 2 tane, 3 tane vatan evladı geliyor. Ara sıra ben evlerin sıvalarına bakıyorum. Evlerin sıvaları yok. Anlayana evlerin sıvaları yok. Onun için biz zor bir coğrafyada doğduk. Bu bizim vatanımız 780 bin metrekare. Denizlerimiz var 460 bin metrekare. Burası bizim toprağımız. Yani batan geminin lüks kamerası yok. Aynı geminin içerisindeyiz. Onun için herkes aklını başına toplasın. Yani burada zengini de, fakiri de, işçisi de, işsizi de. Yani bu ülkede işte bu fabrikada daha iyi nasıl üretiriz? İşte biz bu ülkede daha iyi nasıl üretiriz? Ama üretirken de işte kıdem tazminatı, işte bizim ben zaman zaman söylüyorum ya, işte oğlumuzun düğün parası, kızımızın çeyiz parası. Yani bununla ilgili geriye gidiş inşallah önümüze resmi tablo koymazlar. Böyle bir tablo koyarsalar başta şahsım olmak üzere hiç kimse en alttaki işçiye kadar onun ailesine kadar bunu kabul edeceğini düşünmüyorum. 10 gündür sosyal medyada zannediyorum görüyorsunuz. Hiçbir açıklamam da yok. İlk defa ben 10 gündür yeni konuşuyorum. Her akşam sosyal medyada en azından 1 milyon, 1,5 milyon insan sosyal medyada kıdeme dokunma diye tweet atıyor, serzenişte bulunuyor. Onun için inşallah önümüzdeki günlerde kıdemle ilgili bir sıkıntının olmadığını, bir problemin olmadığını söylerler. Şu anda iş yerlerinde insanların huzuru yok. Emekliye gelenler emekliye müracaat ediyorlar. Evvelsi gün Çalışma Bakanı ifade ettim. İş yerlerinde randıman düştü. Adam şimdi günde 8 saat çalışıyorsa şimdi bakıyor acaba kıdemme ne oldu diye kafası başka yerlerde dikkati dağılıyor. Belki şaka geliyor insanlar da şaka gibi falan değil. Dikkati dağılan adam iş kazası yapıyor. Onun için bunu bir an evvel ülke gündeminden çıkartmak lazım. Bir an evvel de bununla ilgili problem yoksa da problemin olmadığını yetkili ağızlar bize söylesin. Ben Türkiye'de kesimlerin tamamına bunu anlattım. Elime resmi belge gelirse, bilgi gelirse de işte Ankara'da bir geniş kapsamlı basın toplantısı yapıp Türkiye'de herkese anlatırız. Şimdi önümüzdeki hafta iş yerlerinde işçi arkadaşlarımız arabalarına, evlerine, iş yerlerine, sendika binalarına hazırlanan billboardlar asacaklar. İşte arabasının arkasına asacak, yazıyor kıdeme dokunma. Evine asacak, iş yerine asacak. Türkiye'deki bütün binaları asacaklar. Biz bu ülkede Türk iş hiç kargaşadan yana olmadı.
evvela önceliğimiz Türkiye, benim de öyle, arkadaşlarım da öyle. Ondan sonra temsil ettiğimiz insanlar. Yeteri kadar sıkıntımız var. İşte bir 19 diye bir mikrop atlattık. Başımıza bir 20 diye bir şey getirmesinler. Benden bu kadar, teşekkür ediyorum. Başka açılış konusunda konuşacaktık. Açılışla ilgili zannediyorum açılış meselesi bitti. Zannediyorum işte Cumhurbaşkanı mı gelir, bakan mı gelir, kim gelir bilmiyorum ama muhakkak yapacaklar. Cumhurbaşkanı da konuyu var. Benim günü, hani günü 29'una diyor, 30'u mu olurum ben bilmem. Ama güzel bir açılış yapacaklarını düşünüyorum. Benim de vaktim olursa ben de burada olurum. Ama kıdem tazimatı gündemde olursa ben buralara hiç gözükmem, haberiniz olsun. Geçen gün Cumhurbaşkanı geldi dediniz, herhangi bir şey söyledi mi? Söyledik, TÜBİTAK'la ilgili işte, TÜBİTAK'la ilgili güzel bir tren yapılmış dedi. İmkan bulursam dedi, onu göreceğim, öyle söyledi de. Ama buraya mı gelecek, telekonferansla mı görecek, resimlerini mi görecek bilmiyorum.